Ziya merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olasın, ben de iyiyim. Bayramın ikinci günündeyiz. Bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim abi. Senin de bayramın mübarek olsun. Sağ olasın. Nasıl geçiyor bayram? Bayram evde geçiyor abi. Aynı bildiğiniz gibi anne baba. Dışarı çıkamıyoruz işte yasak olduğu için. Evet. Değil mi? Malum şu korona salgını var. Evet. Evde geçiriyoruz. Evet, Ziya, sen Denizli futbolunda belli bir seviye gelmişsin. Gerçi herkes seni tanıyor ama biraz bilgi verir misin? Daha önce hangi takımlarda oynamıştın? Yaşadığın başarılar? Vereyim abi. Ben 2002 yılında başladım futbola lisanslı olarak. Bir 4 yıl özel idarede oynadım. Oradan bir 5 yıllık Denizli Belediye Spor geçmişim var. Bunun 1-2 yılı profesyonel olarak ikincilikte geçti. Buradan üniversite kadarından sonra Aydın'a gittim. Orada bir sene oynadım Kurtuluş Spor'da. Oradan 2 sezon Bozdağ Spor'da oynadım. Bir sezon şampiyon olduk orada. Sonra 2 sezon Merkez Yeniköy'de oynadım. Oradan Denizli, üniversite bitince Denizli'ye dönüş yaptım. Sevimlisar'a geldim. 4,5 yıldır da Sevimlisar'dayım. Sevimlisar'da bir şampiyonluğumuz var. Bir bazı geçmişimiz var orada da. Denizli Belediye'den sonra bir sene de Bereketli'de oynadım abi. Evet. Bal Ligi'nde. Bal Ligi'nin artık ilk kurulduğu seneydi. Bir de öyle bir geçmişim var. Şu anda Sevimlisar'dayım. Onun için ter döküyorum işte abi. Evet. Peki bu süre içerisinde yaşadığın bir anın var mı bizimle paylaşmak istediğin? Vallahi abi anım çok ama son maçtaki anımı anlatayım. Tabii. Akkonak Spor maçındaki. Şu anda anım bayağı çok ama şu anda o aklımda kaldı. 90+5'te 1-1 beraberken frikikten attığım golle. Yani o güzel bir anı oldu benim için. Hem de bu koronavirüsün önce gerçekleştiği için evet. O golle ikinci de olabilirdik. Atamasaydım. Attık, şu an lideriz. Yeni değil mi? Yeni oynayan Akpınar. Evet. En son hafta maç abi. Evet. Yani o maç 1-1 bitseydi eğer biz ikinciliğe düşecektik. Diyelim ki lig tescil oldu ya da kal böyle kapan deseler. Mesela belki ikinci olarak ligi bitirmiş olacaktık. Yani çok kritik bir gol, evet gerçekten. Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi sen yıllardır futbolun içindesin. Futbol Türkiye'de herkesin bildiğini iddia ettiği konulardan bir tanesi. Kesinlikle abi. İşte tribüne oturuyor, maç yönetiyor, teknik direktör oluyor. Ali'yi niye oynatmadı, Veli'yi niye oynatmadı diye konuşuyor. Aslında hoca orada biliyor yani tabii ki, değil mi? Evet. Sahadan takım kuruyor, yönetiyor. Neler söylemek istersin bunun ilgili olarak? Vallahi abi senin dediğin gibi işte, yani herkes hani kahvede oturan adam da biliyor futbolu, tribünde oturan da biliyor, yöneticiler de biliyor, başkanlar, herkes biliyor futbolu. Peki sence yani, nasıl olması lazım? Yani böyle mi olması lazım? Herkes biliyor mu gerçekten sen? Herkes bilmiyor abi, herkes sadece yorum yapıyor. Evet. Bildiğini sanıyor. Yani bu işin eğitimi var. Ben üniversitesini okudum. Yani yüksek lisansını yaptım. İşte yani bir söz vardı. Futbol işte Türkiye'de tam bir futbol yok. Her şeyden yarım yarım. İşte bilgisi olanların üst düzeyde değiller. Bilgisi olmayan, parası olanlar üst düzeydeler. Hani böyle karmaşık bir durum var Türkiye'de. Ya yani bu işin eğitimini almış hocalar var. Onlar ne derse biz ona artık uyup ona göre oynuyoruz. Şimdi ben iyi futbolcuyum veya kötü futbolcuyum, onu bilmiyorum. Hocam şans verirse oynuyoruz. Niye Ziya değil de Ömer oynadı? Bunlar her zaman sorulur abi. Kimseyi mutlu edemezsin futbolda. Çünkü herkes oynamak istiyor. Ama hoca çalışıyor değil mi? Hoca biliyor onunla ilgili her konuyu. Kesinlikle. Antrenman performansını, şunu bunu onu. Demek evet. ki bir bildiği vardır hocanın değil mi? Yani? Tabii. Hocamız neyi sürerse onu oynamak zorundayız. Futbol böyle. Evet. Bu sene gelecek olsa şu anda lidersiniz. 2 evet. puan farkla. Eğer liglerin oynayıp oynanmama durumu, gerçi oynanacak diye açıklandı Temmuz'da ama 18 Temmuz olarak, senin bu konudaki görüşlerin nedir? Oynanır mı, oynanmaz mı? Bazıları imkanlara göre oynanmaz deniyor. Çünkü Süper Lig'deki oynanan kriterleri bilim kurulunun bölgesel amatörlüğü de uygulamaya çalışacağı belirtiliyor. Yani ben abi çok zor görüyorum. Yani bizim yani bu altyapıda yani şey amatör branşlarda çok zor görüyorum bunun. Yani oynanmasını. Çünkü o kadar sağlık şeysini yani ben aşağı tarafta alabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü neden derseniz, biz şimdi antrenmanlara başlayalım diyelim.
Bize bir saha veriyorlar. O sahada nereden baksanız 4 takım, 3 takım antrenman yapıyoruz. Yani sosyal mesafede antrenman yapamayacağız. Duşları yok. Yani amatörün, sen daha iyi biliyorsun, çilesini çektin. Geliyorsun, bizle beraber oluyorsun antrenmanlarda. Yarı sahada antrenman yapmaya çalışıyoruz. Biz sahada yani, 4 takım antrenman yaptığını görüyoruz. Evet. Ben soyunma odasından çıkıyorum, başkası giriyor. Benden öncekinin hasta olup olmadığını bilemiyoruz. Antrenman düzeyinde bunu. Maçta belki bir nebze belki alabilirler ama antrenman yapacağız. Antrenmanda nasıl alacaklar? Yani buna imkan vermiyorum ben alt tarafta. Ki yerellik olarak bir şey dediklerini duymadım. Hani bölgesel lige kadar konuştular ama yerelliklerin ne olacağını şu anda tam olarak bilmiyorum. Herhalde 27-28'inde açıklanacak galiba tam net olarak. Bu ayın öyle bir şeyler duydum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Evet, toplantı vardı. Gerçi oradan bir şey çıkmadı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcilerin toplantıları vardı geçen cumartesi, yanlış hatırlamıyorsam, ama bir şey çıkmadı oradan. Evet. Yani ben çok zor buluyorum ya aşağı ligin. Şimdi herkese göre, şimdi ben, biz temsilciler olarak lideriz. Evet. Yani biz böyle kapatılmasını ister. Düşenler lig tescili kapatılmasın der. Yani kimseyi, dediğim gibi biraz önce, kimseyi mutlu edemezsiniz. Ama hani derlerse ki biz sağlık şeylerini, önlemlerini alacağız, oynayacaksınız derlerse oynamak mecburiyetindeyiz. Ama yani ben aşağıda tarafta, dediğim gibi çok zor. Ama bu birbiriyle ilgili değil mi? Mesela siz bölgesel amatörlüğü oynayacak deniyor. Onun altı süper amatörlüğü. Bölgesel amatörlüğe çıkacak süper amatörden sizin gruptan çıkacak. Sizin gruba çıkacak süper amatörden çıkacak. Ya birinci amatörden çıkacak değil mi? Hepsi birbirine bağlantılı abi. Hepsi birbiriyle bağlantılı yani. O olmazsa olmaz. Nasıl olacak? Ya işte onun nasıl bir karar aldılar? Bir sürü seçenek var önümüzde diyorlar ama. Yani zor bence. Ya hepsini tescil edecekler. Evet. Ya da oynatacaklarsa da sağlık önlemlerini almaları gerekiyor ki bizden birine bir şey olduğunda bu kafadan 18-20 kişiye bulaşacak. Bizi karantinaya alacaklar. Bu sefer öbür haftaya maça kim çıkacak? Bunlar hep soru işareti. Evet, çok belirsizlik var. İnşallah çözülür diye düşünüyorum. Yani hak nasılsa öyle olsun abi. Biz oynayın derlerse mecbur oynayacağız. Evet. Sağlık önlemlerini alıp. Oynamayın böyle derlerse de herkes buna razı olacak yani. Evet, yapacak bir şey yok. Artık yöneticilerimiz ne karar verirse ona uymak zorunda hepimiz. Ya ama bana kalırsa o, yani düşünmüyorum yani alabileceklerini sağlık önlemlerini. Evet valla bilmiyorum artık, top onlarda, artık karar onların değil mi? Umarım, evet. İnşallah iyi bir karar verirler bizim hakkımızda da. Kim hak ediyorsa da o şampiyon olur. Yani biz çıkıp oynayın derlerse oynar son 3-4 maçımızı, evet, kazanmak için, şampiyon olmak için oynarız. Evet. Peki, teşekkür ederim Ziya. Var mı başka bir şey eklemek istediğin? Sağ olasın abi, aradığın için teşekkür ederim. İyi bayramlar dilerim herkese. Umarım kısa sürede bu virüsten kurtuluruz. Eski günlerimize geri döneriz. Evet, inşallah en kısa zamanda o güzel günlere, yeşil alan, yeşil sahalara döneriz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Görüşmek üzere, sağ olasın. Hoşçakalın.